ligin ikinci yarısı geçtiğimiz hafta oynadığımız Akhisar maçıyla başlamıştı. Ligin ilk yarısının son iki maçının aksine 90 artıda 3 puan kaybettik Trabzon ve Gaziantep maçlarının 90 artısında. Akhisar maçının 90 artısında ise 3 puan kazandık. İkinci yarıya puanla başlamış olduk ama her maçı tek tek düşünmek gibi bir durumumuz var. İkinci yarı evimizdeki ilk maçı oynayacağız. Ve içerideki oynayacağımız maçları çok daha fazla önemsiyorum. Çünkü buradaki enerjinin, buradaki stadyumda oluşan enerjinin bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Öğrendiğim kadarıyla Konya maçı için ilginin büyük olduğunu öğrendim. Evet, bize destek devam etsin. Bize güvenmeye devam etsin taraftarımız ve bizi sevenler. Biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Ligin son sırasındaysanız oynayacağınız her hafta çok önemli oluyor. Oyuncularımla da bunu sık sık paylaşıyorum. Her maçı tek olarak düşünmek. Evet, bu hafta Konya maçı var. Sakat oyuncumuz yok. İki arkadaşımız daha katıldı hafta başında aramıza. Şimdi 8 yabancı oyuncumuz var. 21 futbolcumuz, 5 kalecimiz var. Daha ilk yarıya oranla daha nitelikli bir takımız. Gelen oyuncularımızın bize adapte ve uyumu gerçekleştikçe takımımız daha güçlü bir hal alacak diye düşünüyorum. Evet, daha nitelikli bir takımla alt sıralardan kurtulmak bütün düşüncemiz. İyi hazırlandık bu maça da. Umuyorum istediğimiz oyunu oynayarak, 3 puan alarak tekrar kendimizi güçlü hissederiz. Şimdi 8 yabancı var derken 5 yabancıyı oynatabiliyorsunuz. Şimdi daha alternatifli bir kadro oldu. Yeni oyunculardan da oynayacak olacak. Ama bilhassa Aysin ve Zekin biraz daha zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ama hepsinden faydalanacağım. İlk devreki kadrodan 5 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. 6 oyuncu transfer yaptık. 5 tanesi yabancı. Bunun bildiğimiz ve benim kendi adıma tetik direktör olarak tanıdığım, istediğim oyuncular olmasına çok önemli. Dikkat ederek yaptım. Sağ olsun başkan ve yöneticiler de bu söylediklerimi değerlendirdiler ve gerçekleştirdiler. Belki de 5 yabancı oyuncu, giden oyuncuların maliyetinin çok üzerinde. Yani hem maliyeti düşündük hem de istediğimiz oyuncuları alarak yaptık bunu. Bu benim için önemli. Kulübüm adına benim kendimin hassas davrandığı bir konu oldu. Evet, 5 oyuncuyu gönderip 3'te 2'si aldığımız oyunculara kullanıldı bu maliyeti. Bizim için hem iyi bir kadromuz oldu, hem gelecek düşünülerek bir kadromuz oldu, hem Süper Lig'de nitelikli bir kadromuz oldu ve bunu bütçemizi sarsmadan yapmak da benim için ayrı bir mutluluk.